Selamünaleyküm hocam. Benim Aleyküm. işimin durumu iyi. Yalnız bana para verme konusunda, harçlık verme konusunda sıkıntı çıkartıyor. Kendi ailesi olsun, kardeşleri olsun, annesi babası olsun, onlarda hiçbir sıkıntı çıkarmazken bana 1 milyon bile verse onun hesabını soruyor. Yani bu nasıl olur hocam? Bu doğru bir davranış mıdır? Ne yapacağımı şaşırdım. 3 tane de çocuğum var. Ayrılmak da istemiyorum. Sürekli bir eleştiri, sürekli bir kavga, sürekli bir hırgür çıkarıyor sürekli. Yani ben harçlık isterken eşimden artık korkuyorum. Yani ne yapayım hocam? Bir akıl verin, ne olursunuz. Acaba çok yaşanan bir durum mudur bu bilmiyorum. Yani sizler eşinizden para isterken korkuyor musunuz? Var mı böyle hani ya eşimden para istiyorum ama korkuyorum diyen var mı aranızda? Olsa da söylemeyin sen. Bu durumu yaşayan yok yani. Herkesin eşi veriyor, sıkıntı da yapmıyor. Evet. Muhsin Bey, benim bir pedagoji hocam var da o şöyle derdi. Karşıdaki adam bıyığı yukarı kıvratıyorsa sen aşağıya kıvrat. O aşağıya kıvratıyorsa sen yukarıya kıvrat. Yani yuvada bir güzel geçimin yolunu bulmak lazım Evet. yani. Artık huyuna suyuna geçecek. Yani bu kocacığım ya ben bu ev için harcayacağım bu parayı işte. Yani her zaman tartışmanın, bundan dolayı nizah çıkarmanın alemi ne? Kocayı da Onu dinlemek lazım. Acaba çok mu harcıyor hanımefendi de? Ondan mı acaba vermiyor? Tabii tek taraflı da düşünmeyelim. Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hani sevgili peygamberimiz rol modeldir. Yani bakın Enşece diye birisi develeri sürüyor. Develerin üzerinde de mesela annemiz de var. Annemiz, diğer sahabiye hanımlar da var. Fakat Enşece çok ahenkli bir şiir okuyor. O şiir okuyunca develer coşuyor. Develer coşunca hızlı gidiyor. Efendimiz ne diyor? Enşece yavaş ol. Billurları incitme diyor. Yani Allah şimdi Allah, develer tabire bakar hızlı. mısınız? Kadına billur tabirini Billur. kullanıyor. Billurları incitme diyor. Yani şimdi sen ahenkli böyle şiir okuyunca deve coşuyor. Deve coşunca hızlı gidiyor. Hızlı gidince Ve billurlar Efendimiz bunu söylediği inciniyor. çağ da kadınların çok değersiz, kıymetsiz olduğu bir çağ. Ya Kızların öyle diri ya. diri gömüldüğü geçmişte Ve bir çağ. O zaman söylüyor. kız Evet. torunu Ümame'yi Efendimiz o mu? Yani kız çocuğunun yaşaması ağır. Aynı Kur'an'da geçiyor bu. Kızın doğdu denilince yüzü simsiyah kesiliyor. Vah vah. Kız babası olarak yaşayayım mı yoksa öldüreyim mi bu kızı? Böyle derken yüzü simsiyah kesilir. Aynen Kur'an'da geçiyor bu. Böyle olan ortamda öz kızı Hazreti Fatıma gelirken Peygamberimiz ayağa kalkıyor, cübbesini altına seriyor, kızını kucaklıyor. Kızına Allah hitabı bu. Torunu Umame'yi böyle omuzuna almış hutbeye çıkıyor halkın huzuruna. Kız çocuğunun yaşaması ar, utanç, zillet diye düşünülen ortamda omuzuna alıyor Allah'ın Resulü. Allah razı olsun hocam. Ya. Evet, tekrar sorumuza dönecek olursak bir kez daha hanımefendiler Ya. gününüzü kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Evet. Eşimin durumu iyi olmasına rağmen harçlık vermiyor dedi. Siz de dediniz ki artık bu hani bunu aşalım, karşılıklı anlaşarak, diyalog kurarak bunun üstesinden gelin dediniz. Ya Evet. doğru ya. Peki bir WhatsApp videomuz daha var, onu görelim. Hocam, annem diyor ki benim bileziğim var, bir seneye yakın taktım, borç verdim. Onun zekatı düşer mi? Bir tanesi 20 gram, 5 tane vardı. Şu an annemin yanında değil. Bileziklerin zekatı verilir mi hocam? Allah'a emanet olun. Teşekkür Siz ediyoruz. bunu iyi anladınız Muhsin Bey. Hocam benim anladığım toplamda 100 gram olan 5 bileziği varmış. Tamam. Bir yıl takmış. Bir Bir yıl yıl kullanmış. kullan. Kullanmış. Tamam. Ardından da bunu borç vermiş. Nasıl borç veriyor? Bir Başkasına başkasına veriyor. veriyor Tamam. altınları. Şimdi zekatını vermesi gerekir mi diye soruyor. Kendisinin vermesi, altınların sahibi kimse onun vermesi gerekir. Ama verdiğim yerde duruyor. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl duracak. Amma alınca toptan veririm. Amma şimdi verdiğim kişideyken
O bir yardımlaşmadır. Efendimiz cennete girdim, orada bir yazı gördüm. Bir sadakaya en az 10 sevap, bir ödünce en az 18 sevap. Cibril, sadaka tamamen vermektir. Ödünç para ise geçici zaman için vermektir. Niye bir sadakaya 10 sevap da bir ödünce 18 sevap? Sadaka ihtiyacı olana verildiği gibi ihtiyacı olmayan birine de verilmiş olabilir. Ama ödünç para gerçekten ihtiyacı olana verildiği için onun sevabı daha fazla oluyor demek ki. Evet, peki bir WhatsApp videomuz daha var. Görelim. Hocam hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Benim eşim harfiyat işinde çalışıyor. Orada da işte o yıkımın içinde bayağı bir Kur'an-ı Kerim'in her kelimesinin tefsiri olan bir kitap bulmuş. Aman darmadağınık. Eşim de onları güzelce toplamış, getirmiş. Biraz kurutmaya çalıştık ama o suyun içinde küflenmiş. Çok toz toprak birbirine girmiş. Ben bu kitabı da hani ortalığa dağıtmak istemiyorum. Çünkü içinde her bir ayetin her bir tefsiri ve meali var. Ben bunu yaksam günah olur mu hocam? Ayak değmeyen bir yere defnetsek, bir beze sarsak çok daha güzel olur yani. Evet. Evet, defin. Öyle yakılabilir de ama onu ateşe değil, ateşi ona yaklaştırarak nasıl hocam biraz söyle. Yakarken yani ne yapacağız? Onu ateşe atmıyoruz da ateşi ona yaklaşarak. Eğer yakmak istiyorsak da evet. Ateşi eğer ayak değmeyen bir yere defnedersek daha güzel. Evet, yani. Gömersek toprağa. Tabii. Daha güzel olur diyor hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.